sevgili Adi Barış Çepeti ve izleyicileri. Bugün röportajımız var. Gökhan Yıldırım ile birlikte. Gökhan Yıldırım, olum orucu direnişçi. Şu an dışarıda zafer kazandı. En büyük zafer kazandı Türkiye'de. Şu an bu röportaj için biz çok mutluyuz. Neden? Çünkü biz birlikte, Gökhan'la birlikte ve tüm direnişçiler ve halkımızla birlikte biz de direndik. International olarak her taraftan eylem yaptık, video çektik. Biz de açlık grevi yaptık. O yüzden bu zafer sadece Gökhan'ın zaferi değil, sadece olum orucu direnişçilerin zaferi değil. Tüm halk Türkiye'de ve international arkadaşımız, halkımız da bir zaferdir. O yüzden biz çok mutluyuz. Gökhan merhaba. Merhaba. Aramıza hoş geldin. Hoş buldum. Biz birkaç sorumuz var senin için. Evet. Tabii ki biz biliyoruz sen... Belki yorgunsun, senin sağlık durumu soracağız tabii ki nasıl. O yüzden bu röportajı başlayabiliriz. Tabii ki sevgili Gökhan, senin sağlık durumu nasıl şu an? Tedavi nasıl gidiyor? Evet, tam 256. günde direnişe ara vermiş oldum. Ve yaklaşık da 10 gündür de tedavi görmeye başladım. Bu süreçte şu an bana yapılan şey serum ve sıvı takviyesi yapılıyor yoğun olarak. Sağlık durumda şöyle, ayaklarımda yanmalar var, ellerimde yanmalar var ve vücudumun çeşitli yerlerinde ölüm orucu sürecinden kalma yatak yaraları oldu. Onlar var ve biliyorsunuz işte 26 gün boyunca zorla müdahale tehdidi altında hastanede tutuldum. Ve bu hastanede kaldığım süreç beni olumsuz anlamda sağlıksal olarak etkiledi. Bugün aslında yaşadığım şeylerde biraz onun şeyini yaşıyorum. O günkü dönemin ağrılarını yaşıyorum. O zamana kadar refakatçimin yanındaydım. O zamana kadar hiçbir sorunum yoktu. Hapishanedeydim, refakatçim vardı. Yani daha iyiydim. Ama hastaneye kaçırıldıktan sonra o süreçte biraz daha o zorla müdahale tesisi altında kaldığım süreçte oradaki sağlık sorunlarım biraz daha arttı. Bugün aslında biraz onları yaşıyorum. Ayak yanmaları ve diğer işte rahatsızlıklar var. İşte mide sorunu ve vücudumun çeşitli yerlerinde yanmalar var. Ama onun dışında moral olarak çok 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 iyiyim. Moralim çok iyi. Çünkü çok büyük bir zaferi kazandık. O da bize verebileceği en güzel morali vermiş oldu. Sağlıksal açısından böyle mi yani? Sağlığım daha iyiye gidecek. Şimdilik tedavi görüyoruz. Arkadaşlarımız her türlü yardımcı oluyor. Hastaneye, özel hastaneye kaldırdılar, yatırdılar beni. Her türlü tedavimde yanımdalar. Hala da gidip geliyorum. Diyetisyenlerim var, doktorlarım var. Onlarla da görüşüyorum yani. Şu an doktorlarımla da görüşmeler devam ediyor. Çok güzel. Biz de senden moral alıyoruz. Bize ne zaman ve hangi iddialarla tutuklandığını ve sana verilen 46 yıllık hapis cezasını anlatabilir misin? Evet. Biliyorsunuz ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Ve İstanbul'da doğup büyümenin bende şöyle bir handikapı var oldu. Yani ben yozlaşmanın içerisinde büyüdüm. Yani ben uyuşturucunun, kumarın, fuhuşun, yani her türlü pisliğin içinde büyüdüm. Ve yaşamım da hep bunlarla geçti. Doğallığında da aslında ben böyle bir yerde örgütlendim. Yani devrimcilerin sayesinde, devrimcilerin beni o hayattan, o yaşamdan
kopartarak örgütlediler. Ve ben de örgütlendiğim günden ta tutuklandığım güne kadar da yozlaşmaya karşı mücadele ettim. Ha, ne yaptım? Şunları yaptım. Yani ben bulunduğum mahallelerde kesinlikle uyuşturucuya, kumara izin vermedim. Bu konuda en son Gazi Mahallesi'nde çalışmıştım. Gazi Mahallesi'nde belki çok duyulmuştur, çok söylemiştir, anlatmıştır ama sadece mesela bir günde 30 tane kumar makinesini kaldırıyorduk. Sadece bir günde. O hani böyle para atılır, böyle hani sayılar tek 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 düşer ya mesela. Onlar gibi 30 tanesini bir günde kaldırıyorduk. Yani bu kadar evet bu kadar şeydik, yaygındık. Ve aynı zamanda işte şu son dönemlerinde artan rivalolar, bunların hiçbirine izin vermiyorduk. Ve işte at yarışlarına izin vermiyorduk. Yani bulunduğumuz mahallede yozlaşmaya karşı mücadele ediyorduk. Uyuşturucuya karşı mücadele ediyorduk. Fuhuşa karşı mücadele ediyorduk. Ve hepsiyle de ilgili bizim mahallemizde bir sürü komitemiz vardı. Bir sürü insanlarımız vardı. Yani gençlerinden yaşlılara kadar hepsi vardı ve hepsi de bu mücadelenin içerisindeydi. Doğalında biz böyle bir mücadele verince tabii devletin hoşuna gitmedi ve bizi hemen operasyona çektiler. O operasyon sonucunda ben ve yaklaşık 39 kişi gözaltına alındık ve bunlardan 33 kişisi tutuklandı. Ben de o tutuklananlardan bir tanesinin içerisindeydim. Ve yargılama devam etti. Yaklaşık 5 duruşma devam etti. Bize şöyle bir şey vardı. Biz yargılanmaya devam ettikten sonra Berat Albayrak'ın açıklaması vardı. Gazi Mahallesi ile ilgili. Orada yol yapacağız, yol geçireceğiz diye. Mahalleyi ranta çevirecekler diye açıklama yapmışlardı. Evet öyleydi. Yani asıl olarak bizim mahallelerimiz her zaman onların yozlaşma aracı oldu. Ya yozlaşma aracı oldu ya rant aracı oldu. O zaman da onu görmüştük. Yargılamalar devam etti. Çok sürmedi. İnanır mısın? Normalde böyle bir yargılama seneler sürer. Ama bizimkisi hiç öyle sürmedi. 6 duruşmada mahkeme bitti ve ceza aldık. Ben 46 yıl ceza aldım. Diğer arkadaşlarımız da 30 yıl, 20 yıl, 25 yıl cezalar aldılar. O zaman bu kadar ceza aldınız. Çünkü siz uyuşturucu ve kumar karşı mücadele verdiniz mahallede. Evet. Ve bu kadar ceza aldınız. Biz bir sürü kere gördük. AKP faşizmi gerçekten mafya patronları birlikte çalışıyor. Bu açıksa sadece devrimciler bunu demiyor. Genel olarak herkes bunu biliyor. Açıksa bir durum Türkiye'de. Çünkü sadece Türkiye'de değil, kapitalist sistem öyle yapıyor. Üstürcü satıyor, emperyalistler üstürcü satıyor ve faşist ya da işbirlikçi iktidarlı bu iş çok iyi biliyor. O yüzden bu kadar ceza verdiler. Biz bunu anlıyoruz. Evet, evet, evet. Tam da öyle aslında. Çünkü istemiyorlar. Yani bizim gibi gençlerin kurtulmasını, uyuşturucudan kurtulmasını, uyuşturucudan uzak durmasını istemiyorlar. Tam aksine aslında onların istediği genç nesil uyuşturucunun bataklığının içine bassın ve her türlü pisin içerisinde yaşasın. Sorun olmasın. Yani bizleri sorun olarak görüyorlar. O yüzden ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yani özellikle bizim mahallelerimizde bunun yolunu açıyorlar. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yani ellerinin tüm olanakları, imkanları açıyorlar ve hiç karışmıyorlar da. Birçoğuna hatta ceza bile vermiyorlar. Yeter ki sen yap diyor yani. Sana bunun imkanını sağlıyor. Tabii ki. Olum olucu direniş süreci gireceğiz şu an. Neden olum olucu direnişi yaptığını anlatabilir misin? Evet. Ben yargılandığım dosyalarda tüm
mahkemelerin tüm aşamalarına avukatlarımla birlikte itiraz ettim. Şöyle düşünün, 17 tane müşteki var dosyamda. 17 tane müştekinin 16 tanesi benimle ilgili ifadesini geri çekiyor. Beni görmediğini iddia ediyor. Beni hiçbir olayın hiçbir yerinde beni görmüyor. Böyle bir mahkemelerde elimizden gelen her şeyi yaptık. Yani kendi hukukumuzu korumak için her türlü hukuka başvurduk. Ama hiçbirinden sonuç alamadık. Yani ne avukatlarımız sonuç alabildi, ne biz alabildik, ne ailelerimiz alabildi. Ya ailelerimiz de sahiplendi, mahkemelere de geldi. Yani çok uğraştık. Yani yargılamanın her aşamasında uğraştık. Ne istinaf mahkemesinde iki defa bozuldu benim dosya. Ona rağmen iki defa bozulmasına rağmen yine 46 yıl ceza verdiler. Yani en son AYM'ye gönderildi. Ne kaldı artık geriye? Geriye bize kalan tek şey şu. Direnmek. Çünkü başka seçeneğin yok. Başka sana alternatif sunulmuyor. Senin başka yapabileceğin elinde imkan yok. Hapishanedesin. 46 yıl ceza verilmiş ve hiçbir gerekçe yok. Sana o cezayı verebilecek bir gerekçe yok. Hani mesela diyelim ki bir şeyden almış olsan, hani bir yere kadar belki kendini şey yapabilirsin. Ama hayır, sen bu ülkenin evladısın. Bu ülke için o kadar fedakarlıklar yapıyorsun. Bir sürü şey yapmışsın. Ama yok yani sana şeker gibi ceza dağıtıyorlar. Kendileri çünkü seni sorun olarak görüyor. Ve bize de bunu yaptılar. Bu cezayı verdiler. Ben de bu cezaya karşı direnme kararı aldım. Neden ölüm orucu direniş kararı aldım? Çünkü benim başka seçeneğim yoktu. Benim hapishanede şöyle başka bir seçeneğim yoktu. Yani direnmenin bir sürü çeşidi var. Biz bunu defalarca gösterdik. Onlarca defada yüzlerce örneğini daha da gösterebiliriz. Bizim bu konuda direnme enstrümanlarımız o kadar çok geniş ki. Ama ölüm orucu bunlardan sadece bir tanesi ve çok etkili. Ve bugün dünyada 21. yüzyıldaki en etkili direnişlerden bir tanesi ölüm orucu. Ve ben de bunu yapmanın onurunu yaşadım. Çünkü benim aldığım cezaya da veya benim yargılandığım mahkemeye de beni tanıyanlara da gösterebileceğim en doğru adım buydu. Ben de bunu göstermiş oldum. Ölüm orucu yaparak göstermiş oldum. Bunlara cevabım ölüm orucu oldu. Hiç zerre aklımın ucundan şöyle küçük böyle bir pişmanlık dahi gelmedi. Çünkü yani ölüm orucu yapmak bizim ülkemizde onur namus. Bizim ülkemizde ölüm orucu yapmak çok büyük bir emek gerektiriyor. Ben de buna uymaya çalıştım. Ve bu kararı aldım. Biz gördük dışarıda da başta dayatlı aileler olmak üzere hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ve dünyanın dört bir yanında elimler yapıldı. Bu ölüm orucu sürecini yaşadıklarını anlatabilir misin ve international dayanışma için ne söylemek ister misin? Ya o kadar güzel ki o kadar yani bu dayanışma yani Anadolu'dan dünyanın her yerine yani bu kadar yayılıyor olması gerçekten bizim için gurur verici bir şey. Çünkü ben şunu yani gördük yani daha ya çok yeni direniş o zaman daha yeni başlamıştı. Hatırlıyorum ben abimle konuşuyordum. Abim geldi işte abime anlattım. Böyle böyle işte direnişi anlattım. İlk direnişçi niçin direnmem gerektiğini anlattım da ilk görüşe gelmişti. Yani işte direnişten sonra, başladıktan sonra gelip Avrupa'daki eylemleri anlatıyordu. Yani Avrupa'da yapılan internasyonel dayanışmanın yapmış olduğu eylemleri anlatıyordu. Ben o zaman şunu söylüyorduk. Ya diyorduk ki bak, yani biz yani sadece burada değiliz. Biz dünyanın her yerindeyiz. Biz ezilenler, biz direnenler dünyanın her yerindeyiz ve sesimizi de dünyanın her yerinde
çok büyük bir gururla çıkartıyoruz. Bunu bu direnişte de gördük. Çok da fazlasıyla gördük. Yani belki birilerine abartı mı geliyor? Hayır, hiç zerre abartı yok. Hiç abartı yok. Çünkü bu bizim hakkımız. Biz bunu söylemek zorundayız. Biz bu hakkımızı vermek zorundayız. İnsanlarımıza, o emeği harcayan her insanımıza bu hakkı vermek zorundayız. Çünkü hak ediyorlar. Biz her zaman şunu söylüyoruz ya, bir direniş başladığında hiçbir zaman bir direniş tek başına bir direniş değildir. Tek bir kişinin aldığı bir kararla hiçbir zaman sınırlı değildir. O direniş aynı zamanda o kişinin kendisini, ailesini, çevresini, sosyal çevresini ve bulunduğu yerdeki kişileri de bağlar. Yani bu bir insanın, şimdi biz işte diyoruz ya, insanlar işte toplumsal varlıktır. Çünkü insanlar yaşadığı toplumla birlikte vardır. Biz de öyleyiz. Biz de yaşadığımız toplumluklarla birlikte varız. Ve ben de direnişe başlarken öncelikle elbette ailemle paylaştım bu kararı. Aileme paylaştım. Yani bu konuda herkes bilir, benim en büyük destekçilerimden bir tanesi abimdi. Çünkü ilk kararımı ben de onunla paylaşmıştım. Ona anlatmıştım. Yani kolay da olmadı. Ben her zaman söylüyorum. Ya evet, doğru, bugün Erkan abim ve belki dünyanın her yerinde Erkan abimin direnişini birçok insan örnek alacaktır. Almalı da, kendisi de örnek olmalı da aynı zamanda. Ama gerçekten hiçbir şey bir anda olmuyor. Yani bir anda öyle mi, tamam hadi sen direnişe başla, ben de seninle birlikte direneyim. Olmuyor. Yani maalesef dünyada böyle bir gerçeklik yok. Dünyada önce şöyle bir gerçeklik var. Neden sen? Çünkü her aile, her anne baba, abi, kardeşine önce bunu sorar. Neden sen? Çünkü bu onların en doğal hakkı. Ana sütü gibi, emek gibi. En doğal onların hakkı. Ve bunu da bana da sordu ailem, abim. Hem annem, hem abim. Aynı zamanda yeri geldi Defne bile bizi, bana bunu sordu. Amca neden direniyorsun diye. Yani şimdi bu onların en doğal hakkı. Bunu eğer ben doğru şekilde, doğru temellerde anlatamasaydım, eğer ben bunu doğru şekilde onlara paylaşmasaydım, elbette direnişim çok büyük eksik kalacaktı ve çok büyük bir halkası eksik kalacaktı. Yani aslında bugün belki o zaferi elbette yaşayacaktık. Yani kim ne derse desin, yani bizim zafer bizim elimizden kurtulamazdı, ama yani biz her zaman şöyle söylüyoruz ya, işte o bazı şeyler vardır işte. Yani ailen yanındaysa çok daha fazlasını yapabilirsin. Sevdiklerin, bütün herkes yanındaysa çok çok daha fazlasını. Yani hep böyle daha fazlasını, daha fazlasını yaparsın. Ben de o konuda şanslı mıydım? Evet, şanslıydım. Ama bu şanslı olmamın nedeni, evet, ailemize anlattık, ikna ettik onlara direnişi. Çünkü uğradığım haksızlıkları gördüler. Yani benim abim bizzat benim yaşadığım haksızlıkları, aldığım cezaları gördü. Ve bu konuda elinden geldiğini yapacağını söyledi. Ondan sonra da kararımızı herkese duyurduk. Ve benden hiç şeyini eksik etmeyen tayadımız var. Yani dünyanın neresinde olursa olsun. Yani ben şunu söylüyorum, yani eğer bir tayad olmasaydı bu direnişin zaferle sonuçlanması imkansız olurdu. Çünkü tayad, yani bu ülke topraklarında 1984'ten beri zafer kazanmaya alışmış bir aile yapısı, aile kurumu. Gerçekten de benim ailemde de çok büyük bir etkisi oldu. Yani hem abimde, hem ailemde, hem yeğenlerimde, annem, babam, yani her yanımda, her şeyimizde tayadlar da birlikte oldular ve tayadın öncülüğünde, tayadın yol göstericiliğinde çok güzel adımlar atıldı. Çok güzel eylemler yapıldı ve onlarla birlikte her yerde seslerini çıkardılar. Yani bunun için işte gerek hapishane önünde, abim hatta şunu söylüyordu bir ara ilk zamanlar geldiğinde. Mesela geliyordu hapishaneye, bir şey olduğunda Gökhan bir şey varsa söyle, hemen hapishanenin önüne gelelim, eylem yapalım. Ya diyorsun, sen de aldın, ne oldu hemen canım bu kadar? Hoşumuza gidiyordu, yani çok hoşumuza gidiyordu. Evet diyorduk işte, bak bizim insanlarımızın kafası
bu kadar açık olmaz. Bir sorun mu var? Evet, sorulduğu yerde hemen eylemimizi yapıp, tepkimizi gösterip sonucu alabilmeliyiz diye. Onu da yaptılar. Tayyar'ın öncülüğünde yaptılar. Bu konuda Tayyar'ın yani kim ne kadar söylersek söyleyelim hep bir eksik kalır. Hep bir eksik kalır. Ve özellikle şeyde anlatıyordu. Ali Osman abi anlatıyordu. 12 Eylül döneminden, o Tayyar'ın ilk kuruluş döneminden anlatıyorlardı. Evet, o günden bugüne değişmeyen bir şey varsa o da bizim ailelerimizin, hayatlarımızın öncülüğünde direnişler ve zaferler kazanmak. Bu bizim ülke topraklarımızda ne olursa olsun asla değişmeyecek. Her şey değişebilir, herkes değişebilir ama değişmeyen en büyük şey bu direniş olacak. Çünkü bu ailelerimiz binlerce defa gösterdiler bize. O Sultanahmet önlerinde, o joblarda, o 12 Eylül döneminde en zorlu dönemlerden bugünlere bunu gösterdiler. Ve diğer öğrendiğimiz bizim için önemli olan Avrupa'da özellikle internasyonel dayanışmanın yapmış olduğu eylemler, o uzun yürüyüşler, o Avrupa'daki yapılan bütün basın açıklamaları, onların hepsi çok değerli, hepsi çok önemliydi bizim için. Çünkü biz onlarla nefes alıyorduk. Yani biz bunu gerçekten şunu söylüyoruz. Yani bir direniş hiçbir zaman tek başına bir direniş değil ki. Bir direniş yaratan şey onunla birlikte o çevre, onunla birlikte o yarattığı görkem. Evet, biz de burada belki ben Tekirdağ'da büyük hücrede tırnak içerisinde söylüyorum. Tek başıma direniyormuş gibi gözüküyordum ama aslında dünyanın her yerindeydim ben o esnada. Dünyanın her yerinde belki resmim vardı, afişim vardı. Hasan abi söylüyordu, kırmızı kazaklı resmim var diye burada. Evet, gerçekten öyle. Yani bugün şimdi Sibel'in resminin olmayan yer mi var? İlerinin resminin olmadığı yer mi var? Onların resminin, bak işte gözlerimin içine bakıyorlar. Onların olduğu her yerde bugün direniş var ve çok da güzel sonuçlar almaya doğru adım adım, adım adım, adım adım, adım adım yürüyoruz. Avrupa'daki o yürüyüşlerin de her biri bizim zaferimizin muştusuydu. Bizim zaferimize ulaşacak olmanın habercisiydi. Biz de bunları ben duydum, çok duyuyordum. Bir de benim şöyle bir kolay, güzel bir yanım vardı. Ben dışarıdan çok rahat haber alabiliyordum. Yani haber alma imkanım çok vardı. Abim aracılığıyla, işte Defne aracılığıyla, yani dışarıdan sürekli haberler alıyordum. Yapılan eylemlerin haberlerini alıyordum. Bu da haliyle bizde ayrı bir coşku yaratır, ayrı bir sevinç yaratırdı. Öyle güzel oluyordu yani. Evet, gerçekten bu süreci ve hem international dayanışma hem ailesinden önemli, çok önemli bir dayanışma. Mesela biz bu örnek önceden gördük. Mesela Mustafa Kocak ailesi. Aynı yap, senin aile gibi bu kadar sahiplendi. Sürekli eylemler yaptılar, yola çıktılar, uzun yürüyüş yaptılar. Bu çok çok önemli bir örnek. Avrupa'da mesela eskiden de vardı. Mesela İrlanda'dan belki o zaman Böbüsent, orada özgür tutaklar olum orucu yaptılar. O zaman da onların kendine aileler direniyordu. Dışarıda. Şu an Türkiye'de bu devrimci mesela geliyor. Aileler de direniyor. Birlikte herkes direniyor. Bu çok çok önemli bir örnek. O yüzden bu örnek moral veriyor gerçekten. Ailelerimiz de veriyor. Gerçekten büyük bir moral alıyor insanlarımız. Ve sen zaten söyledi tek direniş değil Kütre içinde. Mesela 27 Ağustos'ta bir örnek vereceğim. 27 Ağustos'ta burada Yunanistan hapishanelerinde her hapishane 62 tuçak, sadece siyasi tuçak değildi, adı da tuçak. Sizin için olum orucu direnişler için bir günlük destek açlıkları yaptılar. Bu çok iyi bir rakam. Yunanistan ilk sefer öyle. Tabii ki bu çare 11 Türkiye'li devrimci yaptılar. 11 Yunanistan özgür tutsaklar yaptılar. Ama gerçekten bu açlık devri 62
tutsak katılır. Bu çok iyi bir hedef, çok iyi bir rakam. İlk sefer, ilk sefer Yunanistan öyle. Neden? Çünkü her ülke, her devlet mesela ne diyor? Adalet yok. Adaletsiz, hukuksuz durumu var. O yüzden bir tutsak sahipleniyor, sahiplenebilir. Neden Türkiye'de ölüm orucu yapıyor insanlar? Çünkü adil yargılama talep var. Adil yargılama nedir? O yüzden bu bu soru sana söyleyeceğim. Mesela bugün halen devam eden bir ölüm orucu direniş var. Sibel Balat ölüm orucu direnişin 271 gününde, İleri Kızılaltun ise ölüm orucu direnişin 32 gününde direnme devam ediyorlar. Evet. Devam eden ölüm orucu hakkında ne söylemek istersin? Talepleri sen biraz anlatabilir misin? Adil yargılama evet. Talebi ya da hasta tutsaklar özgürlük için. Anlatabilir misin? Evet. Şimdi devam eden direnişimiz şu an sürüyor, devam ediyor. Bugün işte 271. gününde Sibel Balaç ve 32. gününde İleri Kızılaltun ölüm orucuna devam ediyor ve aslında diğer yandan da birçok hapishanede de hem destek açlık grevleri devam ediyor, hem dışarıda destek eylemleri devam ediyor, hem de bugün belki bildiğimiz bilmediğimiz Avrupa'nın birçok yerinde aslında eylemler de devam ediyor. Bunların hepsi bizim direnişimizin şu anki aşaması ve hedefine doğru yavaş yavaş devam ediyor. Şimdi bizim ilk yola çıktığımızda şunu söylüyorduk biz. Adil yargılanma. Bugün işte senin de söylediğin gibi, yani bugün dünyanın neresinde olursa olsun adil yargılanmayla ilgili bir sorun var. Yani bu sorun çok köklü bir sorun. Yani bu şöyle bir sadece basitle indirgenecek bir hak hukuk meselesi de değil sadece. Yani sadece hak hukuk meselesiyle indirgense o bile çok kısır kalır. Çünkü adalet sorunu var. Yani bugün açlık, yoksulluk, yozlaşma en büyük hani sorun bugün öne çıkıyor. Biz de bugün bunu ele aldık ve adil yargılanma bugün dedik ki dünyanın her yerinde ve özellikle ülkemizde işte gizli tanıklarla işte Sibel'in aldığı ceza, İşte benim aldığım ceza, bugün ilerinin yargılandığı ceza ve bugün Türkiye hapishanelerinde onlarca tutsağın aldığı cezalar var. Hala bugün işte arada belki takip etmişsinizdir. Adalet Bakanlığı'nın açıklaması vardı yine hasta tutsaklarla ilgili. Bugün hala bunu artık inkar edemiyorlar. Yani artık inkar edemeyecek duruma geldiler. Evet, adil yargılanma bugün en büyük bir sorun. Ve kendileri de bugün bunu kabul ediyorlar. Kabul etmek zorunda kaldılar. Çünkü bizim adalet talebimiz bugün çok öne çıktı. Dünyanın her yerinde duyurduk. Herkese duyurduk. Çok da güzel sonuçlar da elde ediyoruz. İşte bugün de çıkıp bunu inkar edemiyorlar artık. Kendileri de söylüyor işte. Yeni düzenlemeler yapacağız diyor. Veya hasta tutsaklarla ilgili yeni düzenlemeler yapacağız diyor. Bunlar bizim elbette başarımız. Bunlar bizim başarımız. Bunlar bizim şöyle başarımız. Bunlar bizim mücadele içerisinde yarattığımız değerlerin aslında karşılığı buluyor. Sadece size sorun. Mesela eğer masaya oturtup yapmaksa bu da en çok zor değil. Bunlar da yarın öbür gün olmayacak şeyler değil. Bizim böyle bir gücümüz var. Ama mesele şu yani. Mesele daha düne kadar hasta tutsakları kabul etmeyen bir iktidar vardı. Düne kadar. Hasta tutsakları kabul etmiyorlardı. Bugün hasta tutsaklar sorunundan bahsediyorlar. Bahsetmek zorunda kalıyorlar. Neden? Çünkü bizim direnişlerimiz sayesinde. Bugün yarattığımız işte Sibel'le, ileriyle birlikte veya işte benimle birlikte kazanılan ara verdiğimiz zaferimiz de bu direnişler sayesinde oldu. Ve işte keza gene
adil yargılanmada ki bugün ortaya çıkan en büyük sorunlardan bir tanesi gizli tanıklar. Gizli tanıklar ve dijital materyaller. Ülkemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi o. Aslında belki de dünyanın birçok yerinde de böyledir. Bu terörle mücadele yasasının geçirtmeye çalışıldığı birçok yerinde böyle bu şekilde yapılmaya çalışıyor. Ve biz de aslında bunların öne çıkarttık. En öne bunları çıkardık. Bunların yanında hak ve özgürlükler mücadelesini ele aldık. Bunların yanında hapishanelerdeki haklarımızı ele aldık. İnfaz kanunu, ağırlaştırmış infaz kanununun değiştirilmesini istedik. Bugün çünkü hapishanelerde ağırlaştırmış infaz koşullarında kalan onlarca tutsağımız var ve bunların birçoğu bir saat havalandırmaya çıkıyor. Sadece bir saat havalandırmaya çıkıyor ve birçok haklardan mahrumlar. Yani öyle ki işte hiçbir haklarından doğru düzgün yararlandırmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bunlarla da ilgili var. Toplamda 6 tane bizim talebimiz var. Talebimizi istedik. Ve bunların hayata geçirilmesi için şu an direnişimiz de devam ediyor İleri ve Sibel'le birlikte. Biz gördük senin zorla hastaneye götürdüler. Evet. Burada zorla müdahale ettiğinde bulundular. Hatta Gökhan günde 800 kalori alıyor. Kilo bile aldı. Bal, çikolata, kraker yiyor dedi hastane. Burada kaldığın evet. Süreci bize anlatabilir misin? Hastane yönetimi faşizm bu yalana neden başvurdu? Evet. Yani ben toplam hastanede 26 gün kaldım. Şimdi öncelikle biliyorsunuz ilk hastaneye kaldırıldığımda hastane bir rapor verdi. Verdiği rapor şu. Diyor ki raporda 3 ay infaz ertelemesi ve hapishanede kalamaz raporu verdi. Sonra Ateke'ye sevk ettiler. Ateke'ye gittim. Ateke'ye gidip geldikten sonra Ateke bir süre daha gözetimde kalmalı. Oradaki duruma göre bir veri sizin. Durum bulunca benim hastanede kalmamına karar aldılar. Nerede? Yoğun bakımda. Yalnız ben yoğun bakımlık değildim. Yani biz idareyle, hastane yönetimiyle konuştuk. Başhekimle, avukatlarım konuştu, biz konuştuk, ailem konuştu. Ama başhekim kesinlikle beni yoğun bakımdan başka hiçbir yere almayacaklarını söylediler. Yani daha en başından önlük sen yoğun bakımda kalacaksın. Ve 26 gün boyunca beni yoğun bakımda zorla tuttular. Kendi iradem isteğim dışında. Buralar nasıl yerler? Buralar cam fanus yerler. Biliyorsunuz burası işte yoğun bakım olduğu için sürekli COVID vakaları var. Sürekli mesela şöyle oluyor yani ölüler geliyor. Bir saat sonra işte mesela bir şey geliyor, bir saat sonra ölüyor. Yani bir saat sonra, bir saat, iki saat bir şeyler var. Sen onunla da 24 saat yaşıyorsun. Oradasın, iç içesin. Sürekli görüyorsun ya, sürekli gözünün önünde birileri ölüyor. Hani bu psikolojik olarak bunu da esas almışlar. Bunu da sana gösteriyorlar. Kaldığın yer öyle bir yer ki bütün ölüler önünden geçiyor. Ben şey diyordum işte Hades'in diyarı gibi diyordum. Ölüler diyarı gibi diyordum. Yani böyle böyle bir yer vardı. Ve burada beni 26 gün boyunca zorla tuttular. Burada da şöyle şeyler yaşadık işte. Hani ısrarımıza rağmen kabul etmedi. Hastane yönetimi beni başından salmak istedi. Yani şunu yapmaya çalıştı. Tamam, sevk ettiremiyorlar veya işte tahliye ettiremediler. İnfaz ertelemesi yaptıramadılar ATK tarafından. Bu sefer beni Metris R tipine göndermeye çalıştılar ilk başta. Metris R tipine karar almaya çalıştılar. Yeniden bir daha hastane sevki yapmaya çalıştılar. Bunlar hepsi yeniden oldu. Ve yeniden ATK'ye gittim ama adli tıp kurumu bu konuda böyle bir karar vermedi. Vermeyince de ısrarla beni
tutmaya başladılar. Bu da şöyle şeyler oluyor işte. Ne oluyor? Orada senin varlığını inkar etmek için, seni orada göndermek için sana saldırmaya başlıyorlar. Bu saldırının en başında da ne vardı işte? Bu saldırının en başında da yemek yiyor. Şimdi biz bunu ilk defa duymuyoruz. Biz bunu yıllardır çok duyduk. Yıllardır direnişçilerimizden, arkadaşlarımızdan çok duyduk. Ya açıkçası şaşırmadım. Çünkü düşmanı tanıyorum. Benim karşımdaki düşmanı ben tanıyorum. Çünkü düşmanımız bu konuda hiçbir zaman dürüst olmadı. Olmayacağını da çok iyi biliyordum. O yüzden hakkımda günlük 800 kalori alıp bal, kreker yeniliyordu. Bu da şuna dayandırıyorlar işte bunu da. İAŞ'ın hapishanedeki İAŞ'a karşılığında bal var ama krekeri yok. Krekeri kendileri uyduruyor. İşte o dönemde biliyorsunuz ben uzun süre bir ishal sorunu yaşamıştım. Mide sorunu yaşamıştım. 20-25 gün. O 25 günün sonunda normale döndüm. B3 kullanmaya başladım doktor tavsiyesi üzerine. B3 kullanınca vücut su tutmaya başladı. Tam da o süreçte yeni tartılmıştım. Onlar da bu tartıdaki terazi farklılığını görünce onu saldırıya dönük olarak çalıştırmaya başladılar. Ve haliyle de bana 800 kalori alıp kilo bile aldı deyip hastanede bu şekilde saldırmaya çalıştı. Ama biz hemen şunu söylüyorduk yani. Diyorduk ki hani ne olursa olsun yani bizim yani bunların hepsine aslında ben hazırdım. Yani ben bunların hepsine çok çok öncesinde hazırdım. Yani kafa olarak kendime bunların hepsini hazırlamıştım. Çünkü biliyordum yani. Hani bize bu şekilde saldıracaklarını, yiyorlar, içiyorlar diyeceklerini. Ama hani 800 kalori diyecek kadar da bu kadar da aciz edeceklerini de düşünmemiştim. Yani hani baktığın zaman bir iki bardak suyun karşılığı etmeyecek şeyi bahane edeceklerini düşünmemiştim. Ama düşman bu. Sonuçta eğer düşman diyorsan karşındakine, eğer o hastane yönetiminin faşizan yönetimini biliyorsan, o faşizmin nasıl yönettiğini biliyorsan aslında hiç de şaşırmayacaksın. Ben de bu yanıyla şaşırmadım yani. Evet. Haklısın. Faşizm nasıl yönetiyor? Yalan. Yalan her taraftan. Yalan demagoji. Nasıl, evet. Nasıl bir beden 37 kilo 800 kalori günlük alıyor. Evet. Yani bu kadar bu kadar alçak. Yani bugün esprisini yapıyorduk. Tartıldım mı? Hala 38'im bu arada. Hala çıkamadım. Diyorum ki resmini çekip göndereceğim başhekime. Ya diyeceğim bak hala kilo alamadım. Bir şey yapın. Ya evet bunlar yani düşmanımız, hasımlarımız maalesef. Maalesef değil. Aslında onların olması gereken şeyini yapıyorlar. Yani onların düşmanlığı bu. Onların ahlak anlayışı, savaş anlayışı böyle. Biz de hodur meydan çekmişiz. Biz de artık demişiz yani. Siz öyleseniz biz açız. Bizim kanıtlamayacağımız hiçbir şey yok. Evet. Yapmış olumlu olucu direnişlerle halkımızın da sahiplenmesi AKP faşizm o yüzden seni tahliye etmek zorunda kaldı. Evet. Tekrar dışarıda olmak nasıl bir duygu? Bizimle paylaşabilir misin? Öncelikle çok 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 değerli, çok güzel. Yani arkadaşlarımın arasında olmak, tekrardan yoldaşlarımın, ailemin arasında olmak öncelikle benim için çok çok büyük bir mutluluk. Bunu yoldaşlarıma borçlu olduğumu çok iyi biliyorum. Çünkü bu onların emekleri sayesinde oldu. Evet, büyük bir direnişin içinden, büyük bir savaşın içinden çıktık. Bugün aynı savaşı veren arkadaşlarım var. Bugün Sibel var. Aklım yüreğim yani konuşurken de sürekli aklım orada. Kusura bakmayın böyle 2-3 gündür Erkan'la da konuşuyorum böyle. Şey yapamıyorum bir türlü. Sibel'i düşünmeden edemiyorum böyle. Aklım habire orası geliyor, orası geliyor. Biraz duygusallık da var. Haliyle direnişin bizde yarattığı epey böyle şeyler de oldu. Ama hani şunu söylüyorum. Yani ben evet 46 yıl ceza. Ya düşün işte bu ülkede birisi 46 yıl ceza vermişler.
Demişler ki sen bir daha hapishaneden çıkamayacaksın. Ne oldu? Aynen. Öyle değil. Bu ülkede direnişler olduğu sürece hiç kimse bizi hapishanelerde tutamaz. Biz tırnağımızla söke söke alacağımızı bir kez daha gösterdik. Ben bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü bu bizim gururumuz. Bu bizim onurumuz. Hiç kimse bize bu konuda elimize su dökemez. Ben bunu gönül rahatlığıyla göğsümü aça aça çıkar her yerde söylerim. Derim ki evet. Bakın ne oldu? O kadar ceza verdiler. Evet, verebilirler. Bize onlarca yine verebilirler. Yüzlerce yıl ceza verebilirler. Bugün Yunanistan'daki arkadaşlarımıza 30'ar yıl ceza verdiler. Bugün mahkemelerde işte Armutlu'da ev baskınları yapılıyor. İşte gözaltına bizi sahiplendiği için gelip gözaltına alınan arkadaşlarımız ve tutuklanan ailelerimiz var, babalarımız var. Hepsine ceza veriyorlar. Verecekler. Belki 50'şer yıl, 100 yıl, 10 yıl, 20 yıl. Ama önemli değil. Önemli olan şu. Biz dışarı çıkma iradesini gösterebilecek güçteyiz. Biz çünkü onu söküp alabiliyoruz yani. Her seferinde yapabiliyoruz. Bugün bunu yapıyoruz. Bugün işte Sibel de ileri de bunu yapıyor. Ve herkese de şunu söylüyoruz işte. Diyoruz ki ölüm orucu. Evet, ölüm orucu bugün bizim bir anahtarımız. Adaletsizliğe uğrayan herkes ölüm orucu yapabilmeli. Adaletsizliğe uğrayan herkes ölüm orucuyla hakkını çeke çeke almalı. Çok teşekkür ederiz. Programımız yavaş yavaş kapatabiliriz. Tekrar deriz. Bugün Sibel Balaç 39 kilo düştü. Onun sağlık durumu çok acil. Evet. Zaten hastanede tutuyor. Biz herkes dayanışma mesajlar ya da video çekelim ya da hastaneye aramalıyız. Eylem katılabiliriz. Tüm dünyada Sibel'in ve İlen'in sesi duyuruyoruz. Ve gerçekten biz tekrar diyoruz da derhal onların talepleri kabul edilsin. Adil yargılama talebi adalet için direniyor. Sadece onların direniş değil, sadece senin de direniş değildi. Adalet için insanlar direniyor, ölüme kadar gidiyor. Ve gerçekten hep birlikte zafer kazanabiliriz. Tekrar diyoruz, emperyalizm ve faşizm karşı mücadele suç değil, bir görevdir. Adalet için savaşmak suç değil, görevdir. Biz çok mutluyuz. Size çok çok selam iletiyoruz Yunanistan'dan. Adbel Cephe'de olarak sana çok selam gönderiyoruz. Oradaki arkadaşlarımız sen de selam söyle. Başka bir şey eklemek istiyor musun? Ya ben de sizin aracınızda öncelikle şunu söyleyeyim. Başta anti-emperyalist cephe olmak üzere anti-emperyalist dayanışmaya çok çok selamlarımı iletiyorum. Bu direniş sürecinde ve bundan sonraki devam edecek tüm direnişler süreçlerinde yapmış oldukları her çalışmaya kolaylıklar, başarılar diliyorum. Çünkü her biri çok değerli. Çok özür dilerim, söylemeyi unuttum. Beni en çok etkileyenlerden bir tanesi çok küçük bir şey vardı, onu hatırlatayım. İtalyan vardı, bir tane İtalyan profesör. Meydanda eylem yapıp aynı zamanda neden yaptığını anlatıyor. Ben ondan çok etkilendim bu arada. Yani 15 gün boyunca yaptığını anlatmışlardı. Daha sonrasında yine devam da etmişti. Ben ondan çok etkilenmiştim. Şundan etkilenmiştim. Yani biz dünyada öyle örnekleri yaratıyoruz ki direnmenin örneğini yaratıyoruz. Bugün de işte Sibeller, bugün işte ileriler bu örnekleri o kadar çoğaltıyoruz ki, o kadar onlarla birlikte çoğaltıyoruz ki işte böyle dünyanın her yerinde direnişçiler çıkarmak için uğraşıyoruz. Bu da ancak bize yakışır. Bu da ancak dünyada direnen Marksistlere, gerçek Marksistlere yakışır. Bu yanıyla ben gurur duyuyorum. Ve ben de sizin aracınızla bir kez daha ben de çağrı yapayım. Bugün Ankara'da Dış Kapı Hastanesi hastanesinde bekleyen Sibel'in bir an önce tahliye olmasını ve
bir an önce bizim yanımıza gelip hemen hızlıca tedaviye başlamasını istiyoruz. Çok güzel. Çok selamlarımı gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Biz de seni çok seviyoruz. Kucaklıyoruz sıcakla. Ve Adiberlisciğim ve TV izleyicileri çok teşekkür ederiz. İzlemek için sonraki program görüşmek üzere. Tamam, görüşürüz. Kendinize çok görüşürüz. İyi bakın. Görüşürüz.